Saadet, Ramazan, ne diyorsunuz? Sen başla, ben sonra geçeyim. Sadece rujunu beğendim. Çünkü sadece rujunu? Evet. Peki, çünkü sebep? Ben tonoton çalışmayı sevmiyorum. Daha önce de söylemiştim zaten arkadaşım. İşte turuncu elbise giymiş de gözüne turuncu. Ben karşıyım bu tür makyajı. Salonumda da kesinlikle yapmıyorum zaten. Neden? Yani ben neden tek kalıp içerisinde çalışıyorsun? Yani elle çalışmıyorsun. Tonoton çalışmıyorsun. Hayır, ben hijyenik bulmuyorum. Ya öyle bir şey yok. Hayır. Ya sadece sen bak, beni anlatmaya çalışıyorum sana burada bir şey. Ama onu da biraz önce geldi. Çiğdem. Usta geldi buraya. Hala daha devam ediyorsun Çiğdem, ya. Çiğdem, bir şey sormama izin verir misin? Söyle Sabit, ben de söyleyeceğim. Çünkü madem, bu iş artık kabak tadı vermeye bence başladı. Bence de konuyu kapatalım kabak artık. Tadı vermeye gerçekten başladı. Hemen bir saniye. Hı-hı. Bir saniye. Yeri gelmişken söyleyeyim kapatalım o zaman. Şimdi orada az önceki gelen hanımefendiyi söylüyorsun. Elle hijyenik bulmuyorum dedi. Kendisi elle çalıştı. Göze zaten bir şey yapmadı. Göze tek ton bir far sürdü, bıraktı. Yani onu elle de yapsa, fırçayla da yaptı ama. Burada bir önem teşkil etmezdi. Ben seni anlayamıyorum. Yani niye buna takıldın? Senin başka benden başka bir sorunun var. Hayır kesinlikle. Senin benden başka bir sorunun kesinlikle olmasa bak. Buraya üçüncü haftayı, ben şu an burada üçüncü haftada. Ama üçüncü sen hiç bana konuşma. Ben şimdi yorum yapacağım. Hayır, dinleyeceksin sen. Hiç yorum yapma. Ondan sonra bana yorum yapacaksın, yapma. Tamam bana mı? Bana yorum yapma. Ben bir tek kadına yönelik konuşmuyorum. Hayır. Ben araştırdım. Elle yapılır mı, yapılmaz mı diye. Kesinlikle elle makyaj olmadığını. Sen bu yaşta hala ama bunu araştırıyorsan. Ama sen benim konuşmama izin vermiyorsun ki. Sen hemen ki bu yarışmayı bırak. Sen makyaj falan yapamazsın. Demek ki iyi ki buradayım ben. Yapamazsın. İyi. Sen yapamam, yapmam da, yapamazsın da zaten. Yapmam sen da zaten. Sen bu yaşına gelmişsin yani. Hala kalkıp elle makyaj yapılır mı, yapılmaz mı bunun araştırmasını yapıyorsan. Yaptım. Sen buradan yaptım direkt çık efendi şekilde. Ama git ne güzel salonunda lan ponza yap. Bilmiyormuşum bu ki, bir şey öğrenmek için sana araştırdım. Sen onu da sen yapmıyorsun. Sen sadece bu kadar. Sen onu da yapmıyorsun bir şey ama söylemeyeceğim. Sen yani onu da yapmıyorsun. Bak hala hep konuşuyorsun ya. Ben o gün fırçayla bana dediniz ki elle makyaj yaptığın sürece sana puan vermeyeceğiz, fırçayla yap. Ben geçen hafta fırçayla yaptım. Verdim. Yine bir puan hayır, verdim. Hayır, vermedim. Aradaki farkı göremiyorsun. Ben artık gerçekten bu konu kabak tadı verdi. Ama ben parmağa girmedim bak, farkındaysan. Siz kendiniz açtınız konuyu. Ben dedim ki tonla ton makyajı sevmiyorum dedim. Evet. Rujunu beğendim dedim. Sen ama ne sen oradan zıpladın. Sen tamam ne mı beğeniyorsun? Ne istiyorsun? Ne yapıyorsun? Ben sen dükkanında sevmiyorum nasıl çalışıyorsun? Ben geçen hafta da söyledim sana. Müşteriye nasıl servis veriyorsun? Sevmiyorum. Nasıl yenilikler çıkartıyorsun? Sevmiyorum. Sevmek zorunda mıyım? Bu konuyu artık daha fazla uzatmanın bir manası olduğunu düşünmüyorum. Makyajla ilgili eklemek istediğiniz bir şey varsa dinleyelim. Sonra genel devam anlamda güzel olmuş. Eline sağlık. Peki. Kuaförüm sensin, sensin, kuaförüm sensin.